Hızlı bir şekilde yükselişine devam ederken asgari ücretle çalışanlar yılın ikinci yarısı için zam beklentisi içerisindeydi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan o beklentilere geride kalan dakikalar içerisinde son noktayı koydu ve Temmuz'da asgari ücrete ara zam olmayacağını ifade etti. Emeklilerin bir beklentisi vardı. Emekliler ne istiyordu? En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine eşitlenmeli diyorlardı. En düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi gibi bir çalışma da olmadığını söyledi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan yani asgari ücret diye kapılar kapanmış oldu. En düşük emekli maaşına şu an için kapı kapanmış oldu. Onlar enflasyon doğrultusunda, enflasyon farkı doğrultusunda Temmuz ayında zam alacaklar. Tablo bu. Bu son dakika gelişmesine ilişkin ayrıntıları ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Bir diğer son dakika gelişmesi gözlerimiz bugün Kobani davasındaydı. Aralarında HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu kişilerin yargılandığı Kobani davasında aslında normal şartlarda bugün karar bekleniyordu. Ancak karar duruşması olmayacağı açıklandı geride kalan günler içerisinde. Gözümüz bir yandan da orada, Cumhuriyet Halk Partisi heyeti de orada bir açıklama yaptı. O açıklamaya da bakacağız. Bu arada tabii duruşmaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Selahattin Demirtaş, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Segbis aracılığıyla duruşmaya katıldı ve tek cümlelik bir savunma yaptı. Herhangi bir söz talebim yok, bütün arkadaşlarımın özgürlüğünü talep ediyorum dedi savunmasında. Tek cümlelik savunmasında HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş. Şimdi oradan ayrıntıları ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel duruşmayı izlemek üzere bir heyet görevlendirmişti. Hukukçu milletvekillerinden oluşan heyet gelişmeleri takip ediyor. Geride kalan dakikalarda Ali Mahir Başarır bir açıklama yaptı. İzleyelim. 10 yıldır süren bir dava, bir genel başkan, milletvekili.